Ani ölüm bir kişide durup dururken hiçbir belirti ya da hiçbir risk, ölüm beklentisi yokken durup dururken bir takım belirtiler ortaya çıktıktan sonraki bir saat içerisinde gerçekleşen ölümdür. Tıbbi tanım olarak. Bu şu demektir, bir kişinin ölümüne sebep verecek bir durum yokken bir belirtinin ortaya çıkması, bir durumun ortaya çıkması ve bir saat içerisinde ölümün gerçekleşmesidir. Bu ani ölümdür. Ani ölüme sebep olabilecek birden fazla hastalık sebepleri vardır. Bunların en başta geleni kalp hastalıklarıdır. Daha önce kalp krizi geçirmiş kişilerde aritmiye bağlı ölümler ani ölümün önemli sebeplerinden bir tanesidir. Bunun dışında damar hastalıkları, örneğin anevrizma dediğimiz damar balonlaşması ve bu balonun yırtılması ani ölüm sebepleridir. Bu damar balonlaşması kafa içi, beyin anevrizmaları, beyindeki damar balonlaşması olabilir. Bunların hepsini önceden öngörmek çok zordur. Bunların bir kısmı doğumsaldır, ailesel olabilir. O yüzden hepsini öngörmek çok zordur. Bunlar zaten çok nadir şeylerdir. Örneğin çoğumuzun medyada tanık olduğumuz sporcu ölümleri, genç insanların ne yazık ki ölümleri bir kısmı bu şekildedir. Bunların önceden tanınması çok zordur. Ancak bazı durumlarda ani ölümleri tanımak ya da öngörmek mümkündür. Özellikle kalp hastalığı olan, daha önceden kalp krizi geçirmiş, kalp fonksiyonları kötü olan kişilerin aritmi ile ölüm riski yüksektir. Bu kişilerin en azından tedavileri yapılarak ani ölüm risklerini azaltmak bugün için mümkündür. En azından bu grup kişilerin ani ölüm riskini azaltabiliyoruz. Bu çok kıymetli bir durumdur. Bunun dışında doğuştan gelen bazı kalp hastalıkları, kalp kası hastalıkları, kardiyomiyopati dediğimiz hastalıklar vardır. Bunlarda da yine ani ölüm riski yüksektir. Çocukluk grubu ve genç kişilerde bunlar da yine kalp hastalığı grubunda ani ölüm riski yüksektir. Bir de yine doğuştan gelen primer aritmi dediğimiz kalp hastalığı görünürde yoktur. Ancak ritim bozukluğuna bağlı, doğuştan gelen ritim bozukluğu hastalığına bağlı ani ölümler vardır. Bunlar da yine aileseldir. Dolayısıyla ani ölüm genel bir havuz içerisinde bir kısmı öngörülemeyen, ne yazık ki öngörülemeyen ölümlerdir. Bunların bir kısmı kafa içerisindeki balonlaşmalar olabilir, damar balonlaşmaları. Bir kısmı kalp hastası olduğunu bildiğimiz, o yüzden ha bu kişi de olabilir dediğimiz, önleyebildiğimiz durumlardır. Bir kısmı da yine aritmiye bağlı, kalp aritmisine bağlı nadir durumlardır. Bunların bir kısmını önleyebiliriz. Bir kısmını önlemek, öngörmek ne yazık ki çok mümkün değildir. Ki onlara da örneğin işte çok dünya çapında takımların sporcularının da ölümle karşılaştığını ne yazık ki görebiliyoruz. Ancak yine de kalp hastalığı olduğu bilinen kişilerin aritmilerini önceden saptamak ve tedavi etmek mümkündür. Burada kontrol, takip çok çok önemlidir.